Hey, bugün akşam yemeğinde ne var? Kendinizi dünyanın en iyi aşçısı olarak görmediğiniz için bu soru sizi biraz tedirgin ediyorsa yemek yarışmalarını kapatın ve bana odaklanın. Size yemek pişirme konusunda harika püf noktaları açıklamak üzereyim. Bu tüyoların elinizin altında olması yemek yapmanızı kolaylaştıracak. Aman elinizin altındayken ezilmesinler ha! 1 numara. Sarımsağın yemeğe harika bir aroma kattığını bildiğinizden eminim. Peki ya yemek pişirdikten sonra kokusundan nasıl kurtulacağınızı biliyor musunuz? Parmaklarınızı eviye gibi paslanmaz çelik bir yere sürtün. Koku ellerinizden çabucak çıkar. 2 numara. Ay, aldığınız orman meyveleri yumuşadı mı? Daha uzun süre taze kalmaları için 1 bardak elma sirkesiyle 3 bardak suyu karıştırın. Meyveleri bu karışımda 5 dakika bekletin, sonra kağıt havlu üzerinde kurutun. 3 numara. Eğer marshmallow seviyorsanız, marshmallowlarınızın yumuşak ve lezzetli kalması için ne yapabileceğinizi öğrenmelisiniz. Tek yapmanız gereken marshmallowları esmer şekerli bir kavanoza koymak. Bu şekilde onları saklayıp daha sonra yiyebilirsiniz. Ama gerçekten çok merak ediyorum. Marshmallow paketini açıp tek seferde bitirmeyen oluyor mu ya? 4 numara. Izgarada balık pişirmek çoğu zaman zordur. Çünkü balık ızgaraya yapışır ve bölünür. Bunu önlemek için balığı limon dilimlerinin üzerine yerleştirin. Balık limonun kokusunu emer ve tek parça halinde kalır. 5 numara. Bir şey rendelemeden önce rendeye biraz yağ sürün. Bu şekilde yiyecek rendenin üzerinde daha kolay kayar ve deliklere takılmaz. 6 numara. Yiyecekleri dondurmak için buzdolabı poşetine koymak oldukça basit değil mi? Ancak dondurma gibi ev yapımı yumuşak yiyecekleri paketlemeye gelince iş biraz daha zorlaşıyor. Bu sorunu en kolay şekilde halletmek için poşeti boş bir kuponun içine koyun ve bu şekilde doldurun. 7 numara. Mutfağın her yerini batırmadan karpuz kesmenin yolu basittir. Karpuzu boylamasına keserek ortadan ikiye bölün. Parçalardan birini alın ve önce dikine kesin. Sonra kesilmiş parçaları dikkatlice bir arada tutarak enine kesin. İşte oldu. Karpuzlarınız artık küp küp. 8 numara. Kilo aldırmayacak bir dondurma mı istiyorsunuz? Yoğurdunuza bir çubuk koyun ve buzluğa atın. Buyurun, sağlıklı atıştırmalarınız hazır. 9 numara. Esmer pirinç yan yemek olarak birçok farklı şekilde sunulabilecek sağlıklı bir tahıldır. Ancak eğer mutfakta harcayacak çok zamanınız yoksa pirinci geceden ıslatın. Bu şekilde çok daha hızlı pişecektir. 10 numara. Makarna yaparken makarnanız piştikten sonra 1-2 dakikada sosla pişirin. Bu şekilde sosla iyice karışır ve normalden daha lezzetli olur. 11 numara. Haşlanmış yumurta muhtemelen dünyadaki en popüler kahvaltılık yiyecektir. Ancak bazen haşlanmış yumurtanın kabuklarını soymak zorlaşır. Yumurtayı kaynatırken suya biraz sirke eklemek kabuğunu daha rahat soymanıza yardımcı olur. 12 numara. Esmer şekeriniz kabın içinde nemlenip topaklanıyor mu? Sorun değil. Bir parça yumuşak ekmek içini kaba koyun. Şekeriniz birkaç saat sonra tekrar toz haline döner. 13 numara. Limon suyuna ihtiyacınız var ama limonun suyu çıkmıyor mu? Limonunuzun yumuşayıp suyunu bırakması için 20 ila 30 saniye mikrodalga fırında ısıtın. 14 numara. Kivi soymanın en basit yolu şudur. Kivinin iki ucunu kesin, bir kaşığı kabukla meyvenin arasına sokun ve kabuğu çıkana kadar kaşığı döndürerek ilerletin. 15 numara. Konu yine sarımsağa geldi. Sarımsağı soymak biraz zahmetli bir hal alabilir ama işte size harika bir çözüm. Bir diş sarımsağı bıçağın düz kısmı ve avucunuzun içiyle bastırarak hafifçe ezin. 16 numara. Eğer kesilmiş bir avokadonuz varsa, kararmasını önlemek için üzerine birkaç damla limon suyu dökün ya da üzerine fırçayla çok az sıvı yağ sürün. 17 numara. Kişniş, maydanoz, fesleğen ya da diğer otlarla küpler hazırlayabilirsiniz. Bu size yemek yaparken zaman kazandırır ve otlarınızın ömrünü uzatır. Bu otları ince ince doğrayın, sonra buz kalıplarına koyup üzerine saf zeytinyağı ekleyerek dondurun. 18 numara. Yemeklere kattığınız otların ömrünü uzatmak için buzdolabında sapları bir kabın içinde suda olacak şekilde tıpkı bir demet çiçek gibi saklayın. 19 numara. Eğer yemeğinize sadece birkaç damla limon ya da başka bir turunçgil suyu eklemeniz gerekiyorsa meyvenin hepsini kesmeyin. Bunun yerine bıçak ya da sivri bir şeyin ucuyla ufak bir delik açın ve suyu çıkana kadar sıkın. Ardından daha sonra kullanmak üzere dolaba kaldırın. 20 numara. Köftenizin her yeri eşit mi pişsin istiyorsunuz? Izgaraya ya da tavaya koyup ortasına baş parmağınızla bastırın. 21 numara. Eğer buzluktan yeni çıkardığınız bir şeyin hemen çözülmesi gerekiyorsa ancak bekleyecek kadar vaktiniz yoksa soğuk su akan musluğun altına koyun. 22 numara. Kesme tahtası üzerinde bir şey kestiğiniz esnada kayabilir ya da sallanabilir.
Kendinizi, özellikle parmaklarınızı bu tehlikeli durumdan korumak için tahtanın altına mutfak havlusu ya da nemli peçete koyarak sabitleyin. 23 numara. Eğer bir sürü çeri domates kesmeniz gerekiyorsa ve bunu hızlıca halletmek istiyorsanız hepsini tezgaha birbiri ardına dizin. İki yanına plastik kaplar koyun ve hepsini aynı anda kesin. 24 numara. Krema çırpmak istiyorsunuz ama blenderınız yok mu? Kremayı bir kavanozun içine koyup çalkalayabilirsiniz ama kapağını kapatmayı unutmayın. 25 numara. Bıçağınızı yaklaşık 1 dakika boyunca kaynar suyun altına koyun ve sonra havluyla kurulayın. Bu şekilde cheesecake gibi bıçağa yapışan tatlıları düzgünce kesebilirsiniz. 26 numara. Yumurta sarısını ve biraz kremayı çırpıp ince bir tabaka halinde hamur işinizin üzerine sürerseniz parlak ve altın kahverengi bir görüneme kavuşturabilirsiniz. Ancak bunu piştiği sırada yapmaya dikkat edin. 27 numara. Eğer tavuğu fazla pişirip kuruttuysanız küçük parçalar halinde doğrayın. Biraz mayonez, biraz baharat ve en sevdiğiniz sebzeleri ekleyin. İşte leziz tavuk salatanız hazır. 28 numara. Eğer pişirdiğiniz sos topaklanıyorsa blenderla birkaç saniye çırpın ve bu topaklardan kurtulun. 29 numara. Salatayı yapmadan önce malzemeleri hazırlamak zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Bütün malzemeleri kaba koyun ve yemek vakti gelinceye kadar yağ ve sos eklemeyin. 30 numara. Krep yaparken kabarcıkların oluşmasını beklemelisiniz. Kenarlarda kabarcık gördüğünüz an krepi çevirmek için en iyi andır. 31 numara. Çıtır çıtır patates kızartmasını seviyor musunuz? Patateslerin daha da çıtır çıtır olması için doğradıktan sonra nişastasından arınsın diye 1 saat boyunca soğuk suda bekletin. Sonra kağıt havluyla güzelce kurulayın ve pişirmeye başlayın. 32 numara. Soğan doğrarken yine mi ağlıyorsunuz? Ağlamaya son. Doğramadan önce soğanın kökünü kesin. 33 numara. Domatesleri hiç yorulmadan soyun. Başkasına soydurun. Hayır, şaka yapıyorum. Domatesin tepesine çapraz bir kesik atın. Ardından sıcak su dolu kapta 15-30 saniye arasında bekletin. Domatesi tekrar soğuttuğunuz zaman kabuğu kendiliğinden çıkar. 34 numara. İçinde acı biber olan bir yemek yapacağınız zaman cildinizi korumak için ellerinize bitkisel yağ sürün. Yemeği yaptıktan sonra ise ellerinizi güzelce yıkayın. 35 numara. Eğer yemeğinizin restoranlardaki gibi şaşalı olmasını istiyorsanız tabaklarınızı yemeği servis etmeden önce fırında 10 dakika düşük sıcaklıkta ısıtın. 36 numara. En harika göz yumurtayı pişirmek için yağlanmış ve ısıtılmış tavaya yumurtayı kırdıktan sonra bir miktar sıcak su ekleyin. 45 saniye kapağını kapatın. 37 numara. Eğer bol miktarda patates püresi yapmanız gerekiyorsa ancak o kadar patatesi soymakla uğraşmak istemiyorsanız patatesleri 15 dakika boyunca kaynatın. Patatesler yumuşadığında soğuk suya koyun. Sonrasında patatesin kabuğu kolayca soyulur. 38 numara. Yumurta beyazını daha hızlı ve daha iyi bir şekilde çırpmak için yumurtayı soğukken alın ve çırpmaya başlamadan önce az miktarda tuz ekleyin. 39 numara. Bıçak olmadan yemek yapmak imkansızdır, değil mi? Öyleyse onu doğru kullanmayı öğrenelim. Bir şeyi keserken bıçağın ucuyla değil gövde kısmıyla kesin. Bıçağı yuvarlak hareketlerle kullanın. 40 numara. Bifteyi tavaya koymadan önce kağıt havluyla kurulayın. Bu şekilde tavaya değdiğinde buğulama et yerine karamelize et pişirmiş olursunuz. 41 numara. Kırmızı ve beyaz eti daha sulu hale getirmek için 1 saat boyunca salamura edin. Salamura etmek eti tuzlu suda bekletmek demektir. 42 numara. Bir yemeğin en can alıcı noktası baharattır. Daha önce tatmadığınız baharat ve çeşnileri karıştırarak deney yapmaktan korkmayın. Sıradan bir yemeği harika bir lezzete dönüştürmenin en iyi yolu budur. 43 numara. Bal kabağını bir bütün halinde mikrodalga fırında 3 dakika kadar pişirin. Bu şekilde kabuğunu soymak kolay hale gelecektir. Ve 44 numara. Ağız sulandırıcı bir sebze çorbası yapmanın en iyi yolu sebzeleri karıştırmadan önce hepsini ayrı ayrı zeytinyağında kızartmaktır. Sebzelerdeki şeker karamelize olup çorbanıza daha fazla lezzet katar. Ne düşünüyorsunuz? Peki siz başka güzel yemek pişirme tüyoları biliyor musunuz? Yorum kısmında bana yazın. Eğer bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ama durun, henüz patatesleri soymaya gitmeyin. İzleyebileceğiniz 2000'den fazla güzel videomuz var. Tek yapmanız gereken sağdaki ya da soldaki videoyu seçmek, üzerine tıklamak ve tadını çıkarmak. Hayata olumlu bakın.